İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Moskova'daki Ermeni Cemaati Başkanı Noray Tevanyan'ın mesajı. Batı Ermenistan Ulusal Meclisi gündemi. Efsanevi komutan Garen Calavyan en yüksek arsak kahramanı ünvanıyla ödüllendirildi. Armen Sarkisyan, Azerbaycan'ın Dağlı Karabağ arsak meselesini müzakere yerine neden ettik temizlik yoluyla çözmeye karar verdiğini bilmiyorum. Macron, 300 Suriyeli İslamcı militanın Türkiye üzerinden Dağlı Karabağ arsak bölgesine taşındığını bildirdi. Hayastan adlı Pan-Ermeni Fonu, Arsak için 16 milyondan fazla ABD doları topladı. Batı Ermenistan'daki Kahintepe Adası'nda tapınak bulundu. Sevgili yurttaşlar, Moskova'dan Ermenistan Cumhuriyeti askeri politik liderliğine sesleniyorum. Bugün Cavak'tan 8000'den fazla genç cepheye gitmeye ve Arsak'ın kahraman halkının yanında yer almaya hazır. Onlar atalarının toprakları için, tarihi vatanları için savaşacaklarını fark ederek gitmeye hazır. Vartan Mamikonyan ve Naregatsi, Derenik Demircihan, Karen Demircihan ve Vazgen'in toprakları için savaşacaklarının farkındalar. Her şeyden önce kendileri için, hepimiz için, bütün Ermeni halkı için savaşmaları gerektiğinin farkına vararak gidiyorlar. Moskova Ermeni Cemaati Başkanı Noray Tevanyan. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Parlamentosu'nun 1 Ekim 2020 tarihindeki olağan oturumunda iç ve dış sorunlar ele alındı. Online oturum Devlet Başkanı Armenak Avrahamyan, Parlamento Başkanı Leonard Basmacihan ve Başbakan Seda Melikyan eşliğinde gerçekleşti. Batı Ermenistan Parlamentosu'nun Arsak temsilcisi son günde Arsak Cumhuriyeti'nde var olan durumu sundu. Batı Ermenistan Parlamentosu'nun bundan sonraki adımları görüşüldü. Online olan oturum her gün aynı saatte gerçekleşecek. Arsak Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı'ndan bildirildiğine göre efsanevi komutan Garen Calavyan en yüksek Arsak kahramanı unvanı ile ödüllendirildi. Arsak Cumhuriyeti Devlet Başkanı efsanevi komutana şöyle hitap etti. Ermeni milleti kahramanlığınızı ve yaptıklarınızı uzun süre hatırlayacak ve takdir edecektir. Arsak Cumhuriyeti Devlet Başkanı Aray Karpunyan'ın kararnamesiyle Arsak'ın var olma mücadelesinin efsanevi komutanı ve Nisan Savaşı'nda ününü kanıtlayan Garen Calavyan, Altın Kartal madalyasına layık görüldü ve Arsak Cumhuriyeti Kahramanı unvanını aldı. Sembolik etkinlik Savunma Ordusu Yüksek Komutanlığı'nın huzurunda Ordu Muharebe Yönetim Merkezi'nde gerçekleşti. Arsak Cumhuriyeti Devlet Başkanı, herkesin kahramanlığını takdir etmek için hala zamanımız olacak. Ancak bugün efsanevi Yenikler adlı askeri birliğin kahramanca askeri operasyonlarına tanık olduk. Bunun sonucunda sadece gerekli stratejik tepeleri elde etmekle kalmayıp, aynı zamanda düşmana ağır kayıplar vermeyi de başardılar. Sadece bugün değil, son birkaç günlerde. Ve bu bağlamda şimdi sadece birkaç dakika önce yapılan kahramanlığı görünce efsanevi komutan Garen Calavyan'a en yüksek Arsak kahramanı unvanı ile ödüllendirmeye karar verdim açıklamasında bulundu. Ermenistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan BBC'nin Arap bölümüne röportajda bulundu. Cumhurbaşkanı özetle şöyle dedi. Onlar, Azerbaycan'ın devlet olarak var olmadığı zamanlardan beri Ermenilerin tarihsel olarak yaşadıkları toprakları terk etmeye zorlamaya çalışıyorlar. Benim sözlüğüme göre buna etnik temizlik deniyor. İnsanları sırf farklı bir etnik kökene sahip oldukları için terk etmeye zorlamak şu ya da bu niteliğe uymuyor. Bu büyük çaplı bir savaş mı, değil mi? Bence evet, öyledir. Bu bir kanlı savaş, küçük ama gururlu bir halkın savaşı. Savaşmaya hazır, istikrarını ispatlamış ve asla yenilmemiş bir halk. Daha önce Azerbaycan'a karşı savaşı kazandılar. Azerbaycan'ın neden müzakere ve uluslararası müzakere masası yerine sorunu Dağlı Karabağ Arsak'taki Ermeni halkının etnik temizliği yoluyla çözmek istediğini bilmiyorum. Bu Azerbaycan'ın eski Yugoslavya devletleri, İskoçya ve diğer tüm uluslar gibi kendi kaderini tayin hakkına sahip olduklarını düşünen Ermenilere karşı yürütülen bir çatışma. Dağlı Karabağ Arsak Ermenileri yasalara uygun olarak referandum yaptıklarını ifade ettiler. Ancak Azerbaycan'ın tüm bunlara tepkisi ise bir ortaçağ cevabı. Bu insanların iradesine saygı duymak yerine bir savaş. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron 300'den fazla Suriyeli İslamcının Azerbaycan güçleri tarafından askeri eylemlerine dahil edilmek üzere Türkiye'nin Gaziantep şehri üzerinden Dağlı Karabağ Arsak İtilaf
bölgesine nakledildiğini duyurdu. Uluslararası basına göre Fransa bunun kanıtlanmış bir gerçek olduğunu doğruluyor ve Rusya Federasyonu da bu bilgiye sahip. Macron bunu Avrupa Birliği zirvesinin ilk gününün sonuçlarıyla ilgili bir briefing sırasında ifade etti. Macron, Fransa'nın diğer AKP'nin grubu eş başkanları Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri ile yakın temas halinde olduğunu ve kendileriyle Dağlık Karabağ'daki duruma ilişkin ortak barış girişimleri hazırladığını sözlerine ekledi. Fransa Cumhurbaşkanı, Rusya, Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa AKP'nin grubu eş başkanları olarak Dağlık Karabağ-Artsakh İhtilafını sona erdirmek için yakında bir dizi girişimde bulunacaklar. Biz yakın temas halindeyiz, dedi. Ayaslan adlı Pan Ermeni Fonu Biz ve Bizim Sınırlarımız, Hepimiz Artsakh için başlıklı Dünya Ermenileri çapındaki bağış toplama kampanyası çerçevesinde artık 12 milyon 640 bin ABD dolarından fazla para toplandı. Açıklamada içinde bulunduğumuz yılın 27 Eylül tarihinde Azerbaycan, Artsakh Cumhuriyeti'nin tüm temas hattı boyunca başkent Stepanakert'te dahil olmak üzere sivil yerleşimleri de hedef alarak aktif saldırılar başlattı. Azerbaycan yönetiminin Artsakh Cumhuriyeti'ne yönelik saldırısını şiddetle kınıyoruz. Hayastan Pan Ermeni Fonu Artsakh'ın yanındadır. Ortak bir karar alındı. Artsakh'ta dik duran kız ve erkek kardeşlerimizi desteklemek için Biz ve Sınırlarımız, Hepimiz Artsakh için başlıklı ulusal çaptaki bağış toplama maratonu kampanyasına başlandı. Şimdiye kadar 12 milyon 640 bin 809 dolardan fazla para toplandı ve çok hızla büyümeye devam ediyor. Halkımız hiçbir zaman olmadığı gibi daha birleşmiş ve kazanan durumda, denildi. Batı Ermenistan'ın Karadeniz bölgesindeki Araç ilçesinde yürütülen Kahintepe kazısında eski döneme ait bir tapınağa ulaşıldı. Proje danışmanı Nurperi Ayengin, bölgenin altında önemli bir yerleşim yeri bulunduğunu dile getirerek, M.Ö. 12.000 ile 7.000'e kadar süren Akeramik Neolitik döneme tarihlenen yerleşim yeri keşfettik. Buranın insanların senenin belli dönemlerinde buraya gelip avlandığı, bilgi birikimi paylaştığı, tapındığı, hayvanların heykellerini yaptığı kutsal bir alan olduğunu düşünüyoruz, dedi. Ayengin, heykeltıraş eserlerinin yanı sıra dikili taşlar da belirlediklerini anlatarak, Kahintepe, Akeramik Neolitik döneme ait Göbekli Tepe'ye çok benziyor. Çıkan eserler de benzerlik gösteriyor. Özellikle hibrit eserlere, ruhban sınıfına ait tafsirlere baktığımızda Göbekli Tepe ile en benzer yerleşim yerlerinden biri diyebiliriz, diye konuştu. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Karun adlı topluluk tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Zayn Mıhınçets adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.